Kayıp kıtalar ve eski uygarlıklar, insanlık tarihinin sırları arasında en büyüleyici ve merak uyandıran hikayelerin başına gelir. Sayısız efsane arasında ise bir tanesi onlarca farklı kültür ve inanış açısından ortak bir öneme sahip. İnsanlığın ilk ortaya çıktığı Adem Bahçeleri olarak gösterilen Kadim Mu kıtası. Bu gizemli kıta yüzyıllar boyunca bilim insanları, maceracılar ve tarih meraklılarını büyüledi ve pek çok kişi hayatlarını bu kıtanın gizemlerini çözmeye adadı. Peki Mu gerçekten var mıydı? Yoksa sadece efsanelerin ve mitlerin bir ürünü müydü? Birlikte sıra dışı bir yolculuğa çıkıp bizzat Atatürk'ün de Türk tarihi araştırmalarında önem verdiği gizemli Mu kıtasının sırlarını inceleyelim. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Bu gördüğünüz gezegen bir su dünyası değil. Aslında Pasifik Okyanusu açısından çekilmiş dünyamızın görüntüsü. Pasifik'in nedenli büyük ve nedenli erişilmez olduğunun güzel bir kanıtı gibi. Fakat bir efsane bize bu devasa su kütlesinin bir zamanlar kendisi gibi büyük bir kıtaya ev sahipliği yaptığını anlatır. Kayıp Mu kıtasına. Günümüzde pek çoğunuz illaki bir yerlerden bu kıtanın ismini duymuşsunuzdur. Peki tüm bu efsane nasıl doğdu? Popüler kültürün Mu hakkındaki bu denli büyük bir merak duymasına kim ya da ne sebep oldu? Yolculuğumuz başlıyor. James Churchward, 1851 İngiltere doğumlu bir araştırmacı ve asker. Sene 1870'lere geldiğinde genç Churchward İngiliz ordusuna yazılır ve o zamanlar bir İngiliz kolonisi olan Hindistan'da görevlendirilir. Kendisi farkında olmasa da bu yolculuğu günün birinde onu bambaşka bir insana çevirecektir. Churchward, görev yaptığı Hindistan'ın gizemli ve egzotik geçmişinden son derece etkilenir ve Sanskritçe öğrenmeye, antik destanları kendince incelemeye başlar. Bilinmeyene karşı duyduğu ilgi, askeri görevi bittikten sonra bile onu ülkede kalmaya ve araştırmalar yapmaya yeter. Churchward günün birinde Tibet'te Hindu bir mistik ile tanışır. Bir gün onun hocası olacak Rishi ve onunla yaptığı sohbetler sonucu bir zamanlar kendilerine Nakal denilen bir halk hakkında bilgiler alır. Fakat bunlar pek de sıradan bilgiler değildir ve insanlık tarihi hakkında sıra dışı bilgiler saklamaktadır. Kendini bu bilgileri öğrenmeye adayan Churchward, Hindu bilginin öğrencisi olmayı kabul eder ve aradan geçen yıllardan sonra nihayet rahip tarafından bu gizli bilgileri korumakla görevli bir topluluğun parçası olmaya kabul edilir. Akabinde de rahip Rishi tarafından Nakal dilinin sırları konusunda eğitilmeye başlanır. Tabii Churchward bunca geçen zamanda bu gizemli Nakal halkı hakkında da bilgilerini arttırır ve notlar almaya başlar. Kitabında bahsettiğine göre bu kadim halk bir zamanlar Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve adına Mu denilen büyük bir kıtada yaşarmış. Son derece gelişmiş teknoloji, kültür ve inanç sistemine sahip bir medeniyet. Günümüzdeki Hawaii, Fiji ve Paskalya adası arasında kaldığına inanılan bu büyük kıta parçasındaki medeniyetin günümüzden 70 bin yıl önce doğduğu ve binlerce yıl boyunca gelişerek gezegenin dört bir yanına Mısır gibi, Toltek gibi, Sümer gibi ileri koloni devletler kurduğu efsanelerde geçen bir bilgidir. Yani bildiğimiz anlamda ilk dünya devleti. Churchward kıta hakkında bize bilgi vermeye devam eder ve kıtanın inancının tek tanrı inancı olduğunu, yaratılışta doğa ve enerjinin ahengine inandıklarını, bu tek tanrının sembolik isminin Ra olduğunu ve sembolünün de bu gördüğünüz güneş olduğunu bize anlatmış. Churchward, Mu kıtası hakkındaki iddialarını, onun sembolik ve teknolojik kanıtlarının dünyanın dört bir yanında kendini gösterdiğini söyleyerek destekler. Buna videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Ve nihayetinde kıtanın üzerinde yaşayan 64 milyon insan ile birlikte günümüzden 12 bin yıl önce yaşanan bir takım devasa olaylardan dolayı denize battığını ve bu batışın dünya çapında tufan olarak bilinen sel kavramını yarattığını iddia eder. Bu olay ve yıkım sonrası Mu'nun uç koloni medeniyetleri olan Toltek, Mısır gibi medeniyetler merkezden koptukları için zamanla kendi inançlarını geliştirip evrilmişlerdir. Ama ortak inanç noktaları her daim benzer ya da aynı kalmıştır diye bitirir. Churchward bize insanlık tarihinin ortak bir ata medeniyetten geldiğini iddia eden ilk kişi değildi. Ondan birkaç sene önce ünlü mistik ve hayatını kadim bilgileri aramaya adamış teosofi denilen disiplinin kurucusu Helena Blavatsky de Churchward'ın iddiasına benzer nitelikte insanlığın kök soylarıyla ilgili bilgiler vermiş, günümüz insanlığının ve soylarının aslında bir takım ortak atalardan geldiğini söylemiştir. Atlantisliler ve Aryanlar gibi. Bu aşırı detaylı bir alt başlık. Dilerseniz daha sonra videosunu yapabilirim. Ama kısa bir özet bilgi vermem gerekirse, Blavatsky'ye göre ilk soy eterik bedenlere sahip varlıklardır. Günümüzdeki insanlık ise zamanla bu enerji bedenden evrilerek bu hale gelmiş Atlantis ve Aryan soyunun bir eseri olan 5. soydur. 6. ve 7. soylar ise 28. yüzyıldan sonra gelecektir. Dediğim gibi biraz ilginç bir konu.
Hakeza Augustus de Plongeon, Güney Amerika'da yaptığı araştırmalarda Maya medeniyetini Mu'nun çöküşünden önce oraya göç eden Nakal halkının oluşturduğuna dair bir takım bilgiler sunmuş ve Maya, Mu, Mısır arasındaki sembolizm benzerlikleri hakkında kitaplar yazmıştır. Eski bir Maya kodeksi olan Troanodon, yani günümüzdeki ismiyle Mardik kodeksinden ise şu ilginç bilgiyi tercüme etmiştir. 6 Kaan yılı, Zak ayı, 2 Maluk günü başlayan korkunç yer sarsıntısı 13 Şüene kadar devam etti. Mu kıtası felakete kurban gitti. Mu ülkesi 2 kere kalktıktan sonra bir gece çöktü. Üstünü sular kapladı. Toprak birkaç defa daha havaya kalktı ve oturdu. Felaket 64 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Bu olay bu kitabın yazılmasından 8000 sene önce oldu. William Scott Elliot ise yazdığı kitaplarda bize Helena Blavatsky gibi kök ırklardan bahsedip onların günümüzdeki insanlara kıyasla dev olarak nitelendirilecek şekilde fiziken çok daha büyük olduklarından bahsetmiş ve akabinde bu kök soyun zamanla Akatlılar, Moğollar gibi alt gruplara evrildiğini yazmıştır. Şimdi iddiaları biraz toparlayalım. Ortada bundan 100 bin ila 50 bin yıl önce yaşamış bir kök soy kavramı var. Bu insanlar Mu kıtası, Lemurya kıtası ve Atlantis medeniyeti ile ilişkilendirilen son derece gelişmiş teknolojiye sahip ileri bir medeniyetin kurucuları. Mu kıtası M.Ö. 12 bin yılında yaşanan olaylar sonrası Pasifik Okyanusu'na batıyor ve onun yıkılışının yarattığı küresel felaketler ile tufan olayı yaşanıp birbiriyle bağlı medeniyetlerin bağlarını koparıyor. Hatta Atlantis'in de bu olaylar zinciri sonucu yok olduğu iddia ediliyor. Nihayetinde de tufan sonrası bildiğimiz haliyle insanlık medeniyeti M.Ö. 5000'li yıllarda yeniden başlıyor. Tamam, her şey iyi güzel. Fakat bu denli büyük bir iddiayı desteklemek için büyük bağlantılar bulmak durumundayız. Aranızda ya adamlar uçmuş, bunlar fantastik düşünceler diyenler olabilir. Ama şöyle bir durum var. Günümüzde bu iddiaları destekleyecek son derece ilginç kanıtlar bulmaya başladık. Dünyada küresel seviyeye ulaşmış bir medeniyetten bahsediyorsak izlerini nasıl takip ederiz? Cevap basit. Semboller, inanç ve mühendislik benzerlikleri gibi ortak noktaları bularak. Bunu anlamak için günümüzdeki medeniyet benzerliklerine bile bakabilirsiniz. Evet, şu an dünya tek devlet değil ama son derece global bir düzende. Bu sebepten dinlediğimiz müziklerden tutun, inşa ettiğimiz binalara kadar neredeyse her şey birbirine benzer hale geldi. Ve bu şekilde bir benzerlik Mu kıtası tezini savunan kişiler tarafından da ortaya konuluyor. Bu araştırmacılar bize kıta halkının son derece gelişmiş bir mühendisliğe sahip olduklarını ve özellikle taş sanatının tüm sırlarına vakıf olduklarını yazmışlardır. Önce bu iddia ile başlayalım. Binlerce yıllık medeniyetleri tek tek ele aldığımızda gerçekten taş işçiliğinin günümüzden bile neredeyse daha gelişmiş olduğunu görürüz. Mesela Peru'daki Machu Picchu, Ollantaytambo gibi antik şehirleri incelediğimizde taşların sanki birbirine kaynatılmış gibi iç içe geçtikleri gözümüze çarpar. Hem de bu bloklar devasa boyutta olmasına rağmen. Sadece bunlar da değil. Pumapunku'da bulunan bu bloklar Moh sertlik derecesine göre 7 seviyesinde olan andasitten oyulmuştur. Bunu daha iyi anlamanız için bildiğimiz en dayanıklı maddelerden birisi elmastır ve onun Moh değeri ise 10'dur. Yani Pumapunku'daki taşları oymak için ya elmas uçlu gelişmiş makinelere ihtiyacınız var ya da endüstriyel lazere. Ki buna rağmen işçiliğin nasıl bu denli kusursuz olduğunun sırrı çözülemedi. Bunun gibi ileri taşla mimari örneklerinden birisi de Lübnan'da bulunan Baalbek Tapınağı. Bu tapınak dünyanın en eski ve gizemli tapınaklarından birisi ve ilk olarak kimin yaptığı bilinmez. Fakat daha sonra gelen tüm medeniyetler onun temel taşlarının üzerine kendi tapınaklarını inşa etmişlerdir. Bunda ne var diyenler için temel taşını göstermek faydalı olabilir. İşte bu gördüğünüz Baalbek'in temel taşlarından birisi. Bildiğimiz kadarıyla dünyadaki en büyük yekpare inşaat bloklarının başında geliyor. Triliton denilen bu taşların her biri 19 metre uzunluk, 4,5 metre genişlik ve 3,5 metre yüksekliktedir. Bu taşların her birinin ağırlığı da tahminen 800 ila 1000 ton civarındadır. Ana akım tarih bize bu taşların Romalılar tarafından eski tapınağın üzerine konduğunu söylese de burada iki problem çıkıyor. 800 ton demek 7 tane Boeing 747 uçağının ağırlığından daha fazla bir ağırlık demek. Bildiğimiz kadarıyla Roma medeniyetinde bu denli büyük blokları hareket ettirecek bir teknoloji yoktu. Hatta şu an bile dünyanın en güçlü vinci 1200 ton kaldırabiliyor ki kendisi bu arkadaş. Yani 800 ton ile 1000 ton arası yekpare kayaları tapınağı Romalılar bir şekilde getirdiler işte diyen olursa durup bir daha düşünün derim. Ve unutmayın, Romalılar Baalbek'te genişletme çalışması yapmıştır. Baalbek aslında daha önce Fenikelilerin yaptığı bir tapınağın üstüne yapıldı ki Fenikeliler de kendilerinden önceki bir tapınağın üzerine kendilerinkini yapmışlardır. Yani Baalbek'i kimin, ne zaman, neden yaptığı bilinmiyor. Ve şu anki bilgimiz dahilinde yaşının M.Ö. 9000'lere kadar uzandığı tahmin ediliyor.
İşte hem bu örnekler gibi hem daha çok bildiğimiz haliyle piramitler olsun, Teotihuacan şehri olsun, bu gibi devasa nitelikteki taş yapıları kimin hangi teknikler kullanarak yaptıklarını henüz çözemedik. Ama global çapta bu devasa taşlara şekil verme ve onlarla inanılmaz boyutta yapılar yapma tekniği kadim medeniyetlerin ortak bir özelliği gibi gözüküyor ve bize insanlık tarihinin büyük bir gizemini gösteriyor. Özellikle son yıllarda keşfedilen ve araştırmaları genişletilen Nanmadol ve Yonaguni yapıları ile Mu teorisi bir kez daha alevlendi. Nanmadol, Mikronezya devletine bağlı Pohpei adasında bulunan ve suni olarak insanlar tarafından oluşturulmuş 18 kilometre karelik bir alan. Bu bölgenin Mu kıtasının güney sınırını gösterdiğine inanılıyor. Fakat bu lafı dediğiniz anda ana akım tarih bilimi tarafından dalga konusu oluyorsunuz. Ana akım bilim kavramı dediğimde artık neyden bahsettiğimi biliyorsunuz. Geçen hafta videosunu yapmıştım. Şimdi önce Nanmadol hakkında bilgi vereyim, sonra kararı siz verin. Nanmadol tamamen insan yapımı bir oluşum ve ağırlıkları 5 ila 50 ton arasında değişen, en büyüğü de 7 metre uzunluğunda olan yekpare taşlar kullanılarak yapılmış. Böyle deyince kulağa basit geliyor ama olay hiç de basit değil. Bütün şehrin yapımında yaklaşık 1 milyon ton bazalt kaya kullanılmış ve şu an ayakta kalan haliyle bile 10 metre yüksekliğinde duvarlara sahip. İşleri daha da gizemli hale getiren şey ise bu taşların bölgeye nasıl ve nereden taşındığının bilinmiyor olmuşu. Şimdi gelelim ana akım tarihin olayı bize anlatışına. İnternette Nanmadol'un milattan sonra 1200 senesinde Savu Deleor hanedanlığı tarafından inşa edilmiş olduğu yazar. Bu 400 sene hüküm süren hanedanlık milattan sonra 1100 senesinde kurulmuş ilkel bir ada halkı yönetimi iken sadece 100 yıl sonra bu sıradışı yapıyı bir şekilde inşa edebilmişler ve başkentleri yapmışlar. Şimdi burada şu soruları sormamız gerekiyor. Birincisi, bu hanedanlık ilkel bir topluluk ise nasıl oluyor da bu denli büyük taşları bir şekilde hareket ettirebiliyorlar? Buna tarihin bir resmi cevabı yok. İkinci soru, civarda Nanmadol benzeri tek bir hanedanlık yapısı yokken bu şehir nasıl olup da bu denli ileri bir altyapı, üst yapı ve sulama sistemine sahip oluyor? Düşünün, gelişmiş bir kanalizasyon sistemi bile var. Bunun da resmi bir cevabı yok. Ve üçüncü soru da, diğer soruların bir cevabı yokken ana akım tarih nasıl oluyor da buranın Sao Delorlar tarafından yapıldığına hüküm veriyor? İşte bunun cevabı var. Nanmadol'da yapılan kazılarda o hanedanlığa ait bazı arkeolojik kalıntılar bulunmuş. E peki arkadaş, bu adamlar eşi benzeri olmayan bu şehre sonradan gelip orada yerleşmeye başlamış olamazlar mı diye soruyorsunuzdur. Ki bu olay tarihte defalarca Teotihuacan, Pumapunku, Angkor Wat gibi yerlerde yaşanmış bir olgu. İşte buna resmi cevap evet olabilir oluyor. Ve o zaman nasıl bu şehri bu ilkel adamların yaptığını savunursunuz deyince de şu anki tarihsel çıkarımlar ile bu şekilde olduğu tahmin ediliyor cevabını alıyoruz. Şimdi aynı çıkarımları farklı araştırmacılar ya da kanallar yapınca onlar fantastik düşüncelere sahip uç fikirli insanlar oluyorlar. Ama ana akım tarih devasa boşlukları kendince doldurunca inanmamız gereken şeyler oluveriyor. Güzel iş valla. Gelin şimdi de Japonya açıklarındaki Yonaguni adasına gidelim. Ryukyu Üniversitesi'nde görevli profesör Masaaki Kimura ve ekibi 1986 senesinden beri ada civarında yaptıkları dalışlarda 1980'lerde tesadüfen keşfedilmiş ve günümüzde Yonaguni anıtı olarak bilinen yapıyı inceliyorlar. Keskin köşelere, yuvarlak geçitlere ve oyuntulara sahip son derece şaşırtıcı bir yapı. Yonaguni hakkında çalışmalar halen sürüyor. O yüzden Nanmadol gibi net bilgiler vermek zor. Sadece yapıda son derece keskin kenarlar ve biraz önce bahsettiğim iç hatlar buranın da insan yapımı bir yer olup olmayacağı sorusunu doğurmakta. Profesör Kimura'ya göre burası eğer insan yapımı bir alansa, yapının milattan önce 10.000 ila 13.000 yılları arasında suya battığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Çünkü birileri fantezi olsun diye su altına bunu yapacak değiller. Ve bilimsel olarak da dünya çapında suların yükseldiği dönem bu çağa, yani bir kez daha tufan dönemine denk geliyor. Bilimin erken dryas dediği dönem. Çalışmalar devam ettikçe, yeni bilgiler öğrenildikçe ben de size ileride konunun videosunu yapabilirim. Mu hakkında bize bir başka ipucunu da meşhur Paskalya Adası verir. Klasik tarihe göre ada zamanında 25.000 kişiye ev sahipliği yapmış ve nihayetinde kaynakları tükenince terk edilmiş bir yer. İnsanlar orada yaşarken ve gitmeden bizden bir anı olsun diye de bu dev mavi heykelleri denilen yapıları bırakmışlar. Şimdi kağıt üstünde güzel hikaye ama bir kez daha ana akım tarihi boşlukları doldurup bize öyle servis ediyor. Çünkü ortada küçük bir sorun var. Paskalya Adası Pasifik'in ortasında, en yakın karaya 3500 kilometre, en yakın diğer adaya da 2000 kilometre uzaklıkta bulunan izole bir yer. Ya bu kadar adam buraya nasıl yerleşti? Bunun cevabı ne diye aradığımızda tarih bize bu kişilerin antik Polinezya halkı olduğunu ve bu adaya kanolara binip gelişmiş deneycilik yetenekleriyle geldiklerini anlatıyor. Şimdi arkadaş, antik Polinezya halkı dediğimiz grup antik Sümer gibi filan adamlar değil. Bildiğiniz kabile devleti gibi bir şey.
Gelişmiş denizcilik dedikleri olay tekneden hallice geliştirilmiş kanolar, gemi filan bile değil. Şimdi bu adamlar hangi akla hizmet evlerinden kalkıp Pasifik gibi akıl almaz büyüklükte ve bir o kadar da tehlikeli bir okyanusa kanoları ile açılıp Allah yoluna 3500 kilometre gidip, ki bu Türkiye'nin iki katı uzunlukta bir mesafe, nihayetinde de küçük Paskalya Adası'nı bulabiliyorlar. İşte bunun da resmi cevabı biraz önceki gibi, şu anki veriler ışığında tarihçilerin boşlukları bu çıkarımları yaparak doldurdukları şeklindedir. E peki bir ihtimal orada daha önce büyük bir kara parçası vardıysa ve bu insanlar da bu kıtanın ucunda kalan bu bölgeye bildiğiniz yürüyerek yerleştilerse ya da çok eski zamanlardan kalan bazı bilgiler ışığında en azından nereye gideceklerini bilerekten buraya geldilerse diye bir fikir sunduğumuzda ise ciddiye alınmıyorsunuz. Bakın bu alternatif fikirleri iddia edenleri küçümsemeyin. Maoi kafaları için seneler boyunca Polinezya halkı bunları dini ritüel amaçlı oraya dikti denildi duruldu. Ta ki geçtiğimiz senelerde heykeller kazılmaya başlanana kadar. İşte o zaman anladık ki bunlardan bazıları sadece kafa değil, komple 20 metrelik ve 200 tonluk devasa bedenlere sahip heykellermiş. E bunlar neden toprak altında diye soranlara da yine ana akım tarih çıkıp bunları gömmüşler der. Halbuki kafaların da bazıları ilk bulunduklarında toprakla kaplılarmış. Yani birileri koca heykelleri yapıp fantazi olsun diye gömmemişler. Bir olay sonucu gömülmüşler. Tıpkı devasa bir olay sonucu Göbekli Tepe'nin de gömüldüğü gibi. Artık o devasa olayın ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur sanırım. Açıkçası bu iki teoriden hangisine inanırsın derseniz, ben kanolarla Pasifik'i aşıp dev heykeller yapıp onları gömen bir ilkel toplum hikayesindense tufan hikayesine inanmayı daha mantıklı buluyorum. Churchward gibi kişilerin ortak ata Mu hikayesini desteklemek için kullandıkları bir başka kavram ise semboller ve inanç. Churchward'ın iddiasına göre Mu kıtasında güneş sembolüyle ifade edilen tek tanrılı bir inanış vardı. Sembolik kavramların dini dallandırıp budaklandırmadığı sade ve ruhani bir inanış. Fakat bu inanışın kıtanın sonlarına doğru yozlaştığını, ruhban sınıfın gücü ele geçirdiğini ve nihayetinde de kıta yok olduğunda bunun tanrının bir cezalandırması olarak da görüldüğünden bahseder. Churchward'a göre bu güneş sembollü, tek ana yaratıcı inancı özellikle Mu'nun ileri karakollarından olan Mısır, Toltek gibi medeniyetlerde de yaygınlaşmış ve daha sonra kıtanın çöküşüyle sembolik kavramlarla dolup çok tanrılı bir sisteme evrilmiştir. Ama tepedeki baş yaratıcı figürü her daim sabit kalmıştır. Bu iddiayı da destekler nitelikte sembolik benzerlikler bulmak mümkün. Mesela Churchward'a göre Mu'nun inancındaki yaratılış sembollerinden birisi olan 7 başlı yılan sembolizmi. Ona göre bu sembol Mu halkının yaratılıştaki 7 temel prensibi göstermek için kullandığı bir sembol. Ve bunun birebir aynısını Hindu inanışındaki Nagalarda, Yunan mitolojisindeki Hidralarda, Sümer sembolizminde, Meksika'da bulunan kalıntılarda aynı şekilde görüyoruz. Hatta Yahudilerin 7 başlı şamdanı Menora'nın ve İslam kültüründeki 7 rakamına verilen önemin bu sembolizmin semavi dinlerdeki bir yansıması olduğu düşünülür. Ve spiritüalizmde de Mu'nun gösterdiği bu 7 yaratılış prensibinin aslında bedenimizdeki 7 çakra olduğu düşünülür. Bunun gibi daha onlarca örneği Churchward'ın yazdığı Mu'nun Kutsal Sembolleri kitabında bulabilirsiniz. Benzer şekilde Churchward'ın bu iddialarını araştırmacı yazar Augustus de Plongeon da yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitaplarıyla desteklemiştir. Fakat ortada şöyle bir sorun var. Tüm bunlara neden inanalım? Evet, Mu konusu gerçekten insanı cezbeden, sırlarla, gizemlerle, kadim tarihle dolu bir efsane. Fakat gerçekten elle tutulur, akla mantığa yatkın gerçekler var mı? Gelin biraz bunları inceleyelim. Öncelikle konuyu popüler hale getiren James Churchward ve iddialarını ele alalım. Bu arada aslında Mu konusunu ilk kez Churchward'ın arkadaşı Augustus Le Plongeon ortaya atmıştır. Hatta o da doğrudan Mu kelimesini 1864 senesinde Fransız tarihçi Charles Brasseur'un tercümesini yaptığı bir antik Maya metni olan Truano Kodeksinden almıştır. Ama daha sonra bu kodeksin yanlış çevrildiği kanıtlanmış olsa bile hem Le Plongeon hem de Churchward Mu adını kullanmaya devam etmişlerdir. Hatta ve hatta videoda size bahsettiğim o Mu kıtasının batışını anlatan paragrafta bu yanlış çevirinin bir sonucu ortaya çıkmıştır. Ama yazarlarımız bu bilgiyi kitaplarında vermeye devam etmişlerdir. Churchward'a geri dönelim. Kendisi gerçekten İngiliz ordusu ile Hindistan'da seneler geçirmiş, ömrünü araştırmaya adamış birisi. Buna lafım yok. Ama bahsettiği nakal tabletleri hakkında tek bir kanıt bile yok. Teoriyi sorgulayanlar kendisinden defalarca bu tabletleri, eğitim gördüğü yerleri, hocaları göstermesini istemelerine rağmen Churchward sürekli olarak bu kadim bilgilerin sadece hoca ve öğrenci arasında kalmasına yemin ettiğini, bu yüzden insanlığa açıkça ifşa edemeyeceğini söylemiştir. Şimdi bakın bu nokta önemli. Çünkü arkasında devasa bir veri olsa bile ilk adım çürükse gerisinde de güven eksikliği oluşur.
istediği kadar süslesin püslesin. Mesela Churchward, Mu dilinin ve sembollerinin pek çok antik medeniyeti etkilediğinden bahsetmiş. Hatta Mu'nun kadim sembollerinin bu medeniyetlerde birebir kullanıldığını bize son derece detaylı bir şekilde anlatmıştır. Fakat demin bahsettiğim problem işte burada karşımıza çıkıyor. Tamam, semboller birbirine aşırı benziyor. Ama o sembollerin ilk gözüktüğü nakal tabletleri nerede? Bu sembollerin en eski kaynağı ortada yokken doğruluğuna nasıl inanalım? Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde ben de yarın size çıkıp "Gerçeği bul, tabletleri buldum. 20 bin senelik ve içinde Türk bayrağı sembolü var." diyebilirim. Hikayemi süsleyebilirim. Siz de bana "Nerede bu kadim tabletler?" dediğinizde "Bir yemin ettim ki dönemem, sizinle paylaşamam, yasak." diyebilirim. E siz buna inanır mıydınız? Bir yemin ettim ki dönemem. Ama işte 19. yüzyılda keşifler çağı olduğu için insanlar bu egzotik fikirlere balıklama atlıyorlardı. Onları da hiç eleştirmeyin. Açın kitapları, okuyun. Gerçekten çok detaylı ve güzel yazılmışlar. Okuyanların %99'u hemen sorgusuz Mu'nun varlığına inanır. Açıklamaya bahsettiğim kişilerin tüm kitaplarını bırakıyorum. Merak edenleriniz okusun. Bence güzel içerikler. Konudan bağımsız, derinlemesine farklı bilgiler de mevcut. Nihayetinde adamlar her şeyi işkembeden sallamamışlar. Gerçekten ciddi bir araştırma söz konusu. Sadece en son bağlanan yerin kaynağı yok. Ama onun dışında konuyu, bu gerçeği bilerek okursanız Mu ya da değil önemsiz. Gerçekten eski medeniyetler arasında nedenli büyük bir bağ olduğunu anlarsınız. Dediğim gibi kitaplar son derece detaylı hazırlanmış. Çok güzel bilgiler verilmiş ama nihayetinde hikayenin bağlandığı Mu konusunda ciddi bir kaynak sorunu var. Hatta bu içeriklerden etkilenen bir başka kişi de ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kendisi Türk tarihi araştırmalarını yaparken Churchward'ın kitaplarını okumuş, oradaki sembollerin ve harflerin eski Türk milletlerindeki harfleriyle olan benzerliğini görmüş ve Churchward'ın iddia ettiği Mayaların dili ve sembolizmi Mu kıtasına dayanır fikrini ciddi şekilde araştırmış birisi. Öyle ki 1935 senesinde Tahsin Mayatepe'yi konuyu bizzat araştırması için Meksika'ya elçi olarak atar. Zaten Tahsin Bey'in soyadı da bu sebepten Maya Tepek olmuştur. Maya dilinde tepek kelimesi Türkçedeki tepe ile aynı anlama gelir. Benzerliklerden sadece küçük bir örnek. Maya Tepek senelerce Meksika'dan hem fotoğraflar, hem belgeler, hem de kitapları Atatürk'e göndermiştir. Özellikle Mu Devleti'nin Asya kıtasındaki en büyük uç medeniyetlerinden olan Uygur İmparatorluğu iddiası Atatürk'ün yaptığı "Türklerin kökeni nereden geliyor?" çalışmalarında dikkatini çeken bir noktadır. Fakat ne yazık ki Mustafa Kemal hastalığı ilerlediği için konu üzerinde çok fazla yoğunlaşamaz ve onun ölümünden sonra da bu çalışmalar ve güneş dili teorisi araştırmaları durdurulur. Biraz önce dediğim gibi Mu'nun gerçekliği şaibeli olsa da kitaplarda cidden tarihi araştırmak isteyenler için değerli bilgiler mevcut. Gerek Churchward'ın çalışmaları, gerek Le Plongeon'un çalışmaları ve nakal gibi hayali olmayan Truano Kodeksi gibi İlhasa metinlerinden alıntılar gibi bilgiler aslında araştırma yapmayı seven insanların faydalanabileceği ciddi detaylar içermekte. Ben şahsen bu videonun araştırmasını yaparken gerçekten dünyada global anlamda iz bırakmış bir medeniyetin izlerini rahat bir şekilde görebildim. Zaten bir süredir de size bu konuda içerikler üretiyorum. Fakat Mu kıtası var mıydı? Atlantis gerçek miydi? Bunlar hakkında biraz daha somut delillere ihtiyacımız var. Evet, kadim medeniyetlerin inanışında hep üstün bir varlık grubunun dünya insanlarına temel bilgileri öğrettikleri ve medeniyetleri kurduklarına dair dünyanın dört bir köşesinde inanç benzerlikleri var. Videoda da örneğini gördüğünüz gibi yapı ve mühendislik konusunda da paylaşılan büyük bir gizem söz konusu. Ama nihayetinde bunları Atlantis ve Mu'ya ya da o gizemli kök soylara tam olarak bağlamak için bence yeterli bilgi henüz yok. Aranızda Anunnakiler işte diyenler olabilir. Mantıklı tabii. Ama dediğim gibi bu videonun konusu daha spesifik bir olayın, yani Mu kıtasının analizi üzerine. O sebepten tam olarak her şeyi Anunnakilere bağlayamıyorum. Ama gün geçtikçe jeoloji bilimi gelişiyor ve eski efsanelerin aslında pek de efsane olmadığını anlıyoruz. Mesela Atlantis'in bir zamanlar olduğu düşünülen Bahama Adaları'nın açıklarında deniz dibine batmış insan yapımı bir mini yolu keşfedildi. Ki bu yolun keşfinden seneler önce Edgar Cayce buranın varlığı ve Atlantis'le bağlantısı hakkında kehanette bulunmuştu. Hindu mitlerinde geçen kadim batı kıta Lemuria'ya ait kalıntılar bulunmaya başlandı. Yine tesadüfen Yeni Zelanda'nın aslında çok daha büyük bir kara parçası olduğu ama uzun yıllar önce sulara battığı keşfedildi. Aralarında binlerce kilometrelik okyanus olan Mikronezya ve Polinezya adalarının halklarının eskiden tek bir ana dil grubundan dillerinin geliştiği tespit edildi. Ve listeye her geçen gün daha fazla keşif eklenip duruyor. Her zaman aklınıza bulundurun, olmaz diye bir şey yok. Kim bilir, belki günün birinde Pasifik araştırmaları geliştikçe insanlığın kadim geçmişine dair çok daha net bilgiler bulup tarihin değiştiğine şahit olabiliriz.
Tabii birileri bize kendi tarihlerini dikte etmeyi bırakırsa. Baksanıza Göbekli Tepe gerçeği senelerdir gözümüzün önünde olmasına rağmen halen daha çoğu okul kitabında medeniyet ve kompleks yapıların Sümerlerle M.Ö. 4500'lerde başladığı, ondan önceki insanlık için taş devrinde mağaralara sığınan, baraka evlerde yaşayan tipler de bilgisi dayatılmaya devam ediliyor. Sıklıkla tekrarladığım gibi tarih bilimi harikadır. Ama ana akım işin içine girince Paskalya Adası'na Kano ile gittiler bilgisi size gerçekmiş gibi dayatılır. Buna da dikkat etmek lazım. Evet, tam olarak doğru ya da yanlış diyemeyeceğimiz sırlarla dolu bir konu daha bitti. Bu tarz konularda işleri doğası gereği muallakta bıraktığım için belki hoşunuza gitmiyor olabilir. Ama konu ne net bir şekilde yalanlanabiliyor ne de kanıtlanabiliyor. Ve araştırdıkça daha da derine iniyor. Umarım açıklamaya bıraktığım linkler ve kitaplar size faydalı olur. İleride bu konu ile dolaylı şekilde alakalı videolar sıklıkla gelmeye devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.